Dünyadaki tüm kulaklıkların benim olmasını istiyorum. Tek istediğim bu. Varlığımın yegane sebebi tüm sesleri ve frekansları işitmek istemem. Başka hiçbir sebebim yok. Abi bana pop sesi yüksek kulaklık ver. Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Ses gerçekten benim için çok önemlidir. Bu hususta para kazanmışım. İşte kulaklığım olmuş, şu olmuş, bu olmuş, hesaba katmam bile. Direkt abi performansı neyse söylerim. Şimdi dostlarım arkamda 3 farklı markaya ait kulaklık görüyorsunuz. Bir de Platronics'in Rig 300 modelli kulaklığı var. Bir kulaklık sadece tasarımıyla ya da RGB aydınlatmasıyla ön plana çıkamaz. Bazılarının es geçtiği bir durum var. O ne biliyor musunuz? Sürücü abi. Bu adamlar kendi sürücülerini kendileri yapıyor. Tamamıyla dinlediğinizde o frekans skalasındaki detayları sizlere yansıtabiliyorlar. Ama Çin'den aldığımız çoğu kulaklıkta o detayları alamıyoruz. O sıcaklığı ve temizliği yakalamak mümkün değil abi. Sizler beni izlemeye başladıkça daha da fazla yakınlaşmış, daha da fazla bütünleşmiş hissetmeye başladım. Maddiyattan ziyade manevi hisler daha ön planda olduğu için abi seste de yüksek frekanslara erişebilmenizi çok istiyorum. Şimdi derseniz şu bebeğe bir frekans verelim. ...7.1 kanal kulaklığı ses tayini için vazgeçilmez sanıyoruz ama sesteki yapaylık bazen bana abi hiç keyif almadım dedirtiyor. Lakin Rig 300 bu tabuyu direkt kırıyor abi. Bana göre dünyanın en rahat ve en temiz seslere sahip oyuncu kulaklıklarından bir tanesi. Hatta ve hatta masamda duran SteelSeries Arctis 5'ten bile daha rahat buldum. Ben kolay kolay bir kulaklığı beğenmem. Ama özel olarak tayin edilmiş bir sürücüyle gelen bu kulaklık Rampage, James, Logitech ve benzeri farklı markaların kullandığı sürücülerden kat kat daha iyi abi. O sesteki farklılığı, o tınların içinizi okşayan havasını tatmadıysanız bence bir deneyin. Ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Modüler yapıdaki tasarıma söyleyecek pek bir sözüm yok. Geniş ve esnek bir iskelete sahip. Yalnız kabloların da modüler olmasını isterdim. Metal taç yapısı olmamasına karşın kolay zarar görmeyecek bir taç anlayışı var. Ayrıca kulaklıktaki süngerler epey bir rahattı. Kulaklık petleri tam olmasa da kulağımı çevreleyebildi ve hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Bazen sıkıldım abi, ben şu taç kısmını bir ayarlayayım dediğinizde ayarlayamıyorsunuz. Ya da boynunuzu asmak istediğinizde şu an bende ayarlı bir halde rahatlıkla asabildim. Evet amenna. Ama pet kısımları dönemiyor abi. Bu özelliği iptal etmişler. Alışkın olduğumuzun aksine sıra dışı bir tasarım izlemişler. Şimdiden bazı arkadaşları duyabiliyorum. Analog yerine dijital olabilir ve dahil LED barındırabilirdi. Evet, günümüz tasarımsal beklentileri genelde bu yönde. Şimdi sizlere deneyimlerimden bahsedeceğim. Ses şiddeti normalde yüksek ama arkası açık tipte tasarlandığı için haliyle akustik olarak o şiddeti yansıtmasını beklemek yapısına ters olurdu. Ergonomik olarak üst sınıf bir kulaklık olduğu için abi açık hali dışarıdan ses alıp dışarıya da ses verebilir. Şimdi dostlarım kavramı iyi bir şekilde anlayabilmeniz adına örnek vereyim. Son ses müzik dinliyorsunuz, ananız babanız yakındaysa duyabilir. Ya da iki oda uzaklıktan gelen sesleri arada duyabilirsiniz. Kulaklığımızın kablo kalitesi standart bir düzeyde. Uzunluğu ve kolay dolanmayan yapısını beğendim. En çok da ses ve mikrofon kontrolü hoşuma gitti. Kademeli ses kontrol kızağı tekerden daha dayanıklı geldi bana. Ses kalitesi hususunda şunları söyleyeceğim dostlarım. Oyuncu kulaklıkları arasında müzikal anlamda rastladığım en temiz sürücüydü. Telli çalgı sesleri kulaklıkta harbiden efsane. Tüylerim diken diken oldu. Rock ya da metal dinlerken bunu derinlemesine hissettim. Elektronik ses hastasıysanız şaşırabilirsiniz. Rig 300 böyleyse kapalı tasarıma sahip Rig 400'ü tahmin edemiyorum. Çünkü abi ben genelde arkası kapalı tipte kulaklıkları tercih ediyorum. Kulaklıkta mid sonra tiz, en sonunda bas ön plana çıkabilmekte. Bas yönünden tatmin edici buldum. Dip frekanslara çok inemese de vurgulu ve doyurucu geldi bana. Açık konuşayım, daha çok denge oynamışlar. İsterseniz equalizer'la kıvama da sokabilirsiniz. Sürücü her türlü frekans skalasına ben varım diyor. O yüzden gönlümü kazandı diyebilirim. Eğer bir kulaklık müzikal anlamda tüylerimi diken diken etmişse oyunlar da peşinden gelir. Yüzümü kara çıkartmadı zaten. Mermi sesleri çok doğal geldi. Akranlarına nazaran diyaloglar, atmosferik geçişler epey bir etkileyici. Patlama ve yoğun seslerde de deformasyon yoktu abi. Çoğu kulaklıkta o netliği bozan sesleri alabilirsiniz ama bunda öyle bir durumla karşılaşmamak oyuna bağlayıcı bir unsur oldu. Zaten bir oyuncu kulaklığından da bunu beklerdi. Ne diyor, belirsiz markalar böyle bir sesi veremez abi.
Özellikle saatlerce film izledim, kafamda yok gibiydi. Son olarak kulaklarınız büyükse PET'teki genişlik biraz yetmeyebilir. Ayrıca program avantajı ve 7.1 kapasitesi yok. Sonuçta analog bir kulaklık. Fakat stereo'da affetmeyen bir kulaklık olmuş. Son olarak artı ve eksileri de sağ tarafa yansıtmak istiyorum. Sabahtan beri çikolata yiye yiye karnım ağrıyor. Bu videoyu karnımı ağrıyarak çektim ama bir an önce gidip müzik dinlemek istiyorum. Umarım detaylandırıcı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Frekansta kalmayı da unutmayın. Paylaşmazsanız evinize gelir, kulaklığınızı değiştiririm.